Bugün Türkiye'nin kadim meselelerinden birini tartışıyoruz ve maalesef plan bütçe yasası içinde bir torba yasa içinde tartışıyoruz. Bu başlı başına Alevilere karşı bir hakarettir. Alevilerin yüzlerce yıllık eşit yurttaşlık taleplerini böyle bir torba yasa içinde bir maddelere indirgemek Alevilere hakarettir. Ve aynı zamanda Alevilerin biliyorsunuz cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşması için talepleri var. Ama bu yasada yalnızca cemevlerinin efendim su ve elektrik giderlerinin karşılanması gibi maalesef palyatif düzenlemeler söz konusu. Ben bunu da bir hakaret olarak değerlendiriyorum. Bu konuda Alevilerin eş yurttaşlık taleplerini komisyonda dillendirdiğimde AKP sıralarından homurtular geldi. Efendim bölücülük yapıyorsunuz diye ifadelerde bulundu ve en acı tarafı da komisyon milletvekilinden Cemal Öztürk, ya sen Alevi değilsin, sen Hristiyansın, efendim Alevilerin derdinden sana ne demekle büyük bir ayrımcılığa imza attı. Ben insanım her şeyden önce ve bir demokrat olarak elbette ki ayrımcılığa uğrayan Alevilerin de derdi benim derdim. Aynı şekilde Alevilerin derdi Sünni milletvekillerinde olmalı. Bir Alevi bir Sünninin derdine sahip çıktığında, bir Sünni bir Alevinin bir Hristiyanın derdine sahip çıktığında Türkiye demokratik bir ülke olacak. Aksi takdirde bu kutuplaşma, kamplaşma ve ötekileştirme içinde maalesef birbirimizi ötekileştirmeye devam edeceğiz. Ve ben bu eylemi kınadım ve düzeltilmesi için talepte bulundum. Ama dediğim gibi maalesef bu anlamda çok geri bir durumdayız. Alevilerin hak talepleri benim taleplerimdir. Peki şeyi de sormak isterim. Sizden özür dilerken Alevi'nin peygamberi ve kitabı olmadığını, bu yüzden de din olmadığını söyledi. Ya Alevilerin, Aleviliğin ne olduğunu Aleviler tanımlarlar ve Alevilik içinde de biliyorum ki çeşitli tanımlamalar var, çeşitli yorumlar söz konusu. Tıpkı Sünni Müslümanların içinde olduğu gibi Sünni Müslümanların içinde de çeşitli yorumlar var. Hristiyanların, efendim Ortodoksluğun, Katolikliğin içinde de çeşitli yorumlar var. Bu açıdan inanç sahipleri kendi inançlarını tanımlarlar ve devlete düşen ve milletvekillerine ve meclise düşen bu tanımlara saygı duymaktır. Ama saygı duymuyorlar. Tam tersine hadsizlik yapıp bu anlamda başkasının inancını tanımlamaya kalkıyorlar. Bunu kınıyorum. Bu ifadeye hala devam ediyorlar komisyonda şu anda. Alevilik şudur, Alevilik budur. Alevilik efendim inanç değildir, Alevilik bir kültürdür diyebiliyor AKP'li milletvekili Uğur Aydemir. Oysa bu Alevilere bir hakarettir. Alevilik bir inançtır. Alevilerin ibadethanesi cemevidir. Ve Alevilik içindeki çeşitli yorumların da hepsine saygı duyulması gerekir. Bu anlamda Alevilerin ortaklaştığı bir konu vardır. Cemevleri ibadethanemizdir diyor bütün Aleviler. Bu anlamda bize düşen de onlara saygı duymaktır. Ama bu saygı maalesef şu anda milletin meclisinde gösterilmiyor.